Merhaba arkadaşlar, YouTube Hadi Örelim kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte sizlere yapımı çok çok kolay olacağını düşündüğüm bir tığ işi çiçek modelini yavaş yavaş adım adım göstermeye çalışacağım. Motif motifi birleştirebilir, sehpa örtüleri, paspaslar ya da masa örtüleri ya da daha farklı şallar, atkılar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 2.1 milimlik tığımla ve ince açık pembe renkli ipimle sizlere yavaş yavaş göstermeye çalışacağım. İçimizde örgüye yeni, tığla yeni örgüyü örmeye yeni başlayan arkadaşlarımızın olduğunu düşünerekten şöyle tekrardan gösteriyorum. Sizler bu yapacağınız tığ işi çiçek modelini nerede kullanmak isterseniz o ölçüde, o kalınlıkta ip ve tığ numarasını ayarlarsanız daha güzel, daha doğru sonuç elde edersiniz arkadaşlar. Bir şey sütla bir bardak atlığı da yapılabilir. Evet, şimdi başlıyoruz. Şöyle düğüm atıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. İlk başlama aşamasında. Geriye doğru ilk çekmiş olduğum zincirin birinci zincirle birleştiriyorum. Şöyle bir halka elde ediyorum. Bu ipi de yapacağımız şimdi trabzanların içerisine yedireceğiz, saklayacağız. Şimdi bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ya da 6 tane tercih size ait arkadaşlar zincir çekebilirsiniz. İpimi sardım ve bu görmüş olduğunuz halkanın içerisine buradaki ipimi de alıyorum. Böyle girip doladığım ipli bir ve iki kere de çıkarıp bir trabzan yapıyorum. Şöyle bir boşluklu zincir boşluğu oluşturuyorum. Şimdi bu arada bir tane zincir çekiyorum. İpimi yine sarıyorum. Yine halkanın içerisine giriyorum. Ve bakın bir, iki kere de çıkarıp bir trabzan yapıyorum. Yine bir zincir. Ve bu ipimi de buraya saklıyorum halkanın içerisine. Yine bir zincir. Yine halkanın içerisine giriyorum. Böyle arkadaşlar. Bir zincir, bir tane ikili trabzan şeklinde başlama noktasına kadar toplam 12 tane trabzan ve zincir işlemini yapıp geliyoruz. İkinci sıraya başlamadan önce bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir çekiyorum. Son bir zincirimi de çektim ve ilk başlama aşamasında yapmış oldum. 5 zincirin tam orta köşesine atıp birleştirerek trabzanlı zincirli bir yuvarlak halka elde ediyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burada zincirin içerisine girip bir tane kaydırma tekniğiyle zincir çekiyoruz. Burada 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine sarıp buradaki bir zincirin içerisine atlıyorum ve bir trabzan. 2 zincir çekiyorum bu sefer ikinci sırada. Buradaki bir zincirin içerisine giriyorum. Bir trabzan. 2 zincir, buradaki bir zincirin içerisine giriyorum, trabzan, 1, 2 zincir, bir zincirin içerisine girip böyle başlama noktasına gelene kadar adım adım aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Toplam 12 tane zincir boşluğunu sırayı da bitirdim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane şu an için boşluğumuz oldu. Son 12. boşluğumuzda 2 zincir çekip başlama aşamasında çekmiş olduğumuz 5 zincirin 3.sine batıp birleştirerek tamamlıyoruz. Bakın şimdi yine kaydırma tekniğiyle buradaki boşluğun içerisine giriyorum. Girmeseniz de olur fark etmez. Şöyle bakın. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 4 de çekebilirsiniz. Tercih size ait. İpimi tığımın üzerine doluyorum. Şimdi bakın çiçek modelimizi yapmaya başlıyoruz. Şimdi buraya giriyorum. 1, 2 kere de ipimi çıkarıyorum. Doladığım ipliği. Tığımda topluyorum bütün ilmekleri. Yine aynı şekilde.
Bir kere daha. Bunu da topladım. Tek seferde çıkardım. Topladım. Kaç tane yaptık? Biz 3 zincir çektik. 4 tane de trabzan yakışın iğne. 1, 2, 3. Bu sefer zinciri tersine yapacağız. Şimdi arkadaşlar buraya yukarıya doğru zincir yaptık. Şimdi bu boşluğun içerisine çekmiş olduğumuz 3 zinciri geçirip tersine tamamlıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi buraya giriyorum. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Yukarıya doğru 1, 2, 3 zincir çekip ipimi tığımın üzerine alıyorum. Buradaki yapmış olduğumuz işlemi birebir aynısını 4 tane 1, 2 kere de çıkardığımız ve ilmeğimiz topladığımız tığda trabzanları yapıyoruz. Bakın. 3, 4 kere sanırsam 5 yapmışım ki biraz az gibi geldi gözüme. Şimdi hepsini tek seferde çıkarıyorum. Tersine 3 zincir yapacağız şimdi. Zincirin içerisine bakın böyle. Ve kaydırma tekniğiyle tamamlıyorum. Buraya geçip 1, 2, 3 zincir ile bu. Yaptığımız işlemin aynısını bu boşlukların, zincir boşluklarının içerisine birebir doldurup geliyorum. Toplam 12 tane böyle çiçek yaprağımız, trabzanımız olacak arkadaşlar. Hadi siz de yapın. Bir sonraki kademeyi beraber yine yapmak üzere. Evet, bakın bu sırayı da tamamladık. Çok tatlı bir çiçek modeli oldu. İsterseniz bu şekilde de kullanabilir. Bir yere aplike tekniği olarak, dekoratif amaçlı güzel bir aksesuar olarak dikebilirsiniz ya da yapıştırabilirsiniz silikon tabancasıyla. Şimdi bakın sonuncuyu gösteriyorum. 1, 2, 3 zincir çekip tersini bu zincirin içerisine. Başlangıçları ve son aşamaları sizlere aklınız karışmasın diye yavaş yavaş adım adım göstermeye çalışıyorum. 12 tane toplam çiçek yaprağımız oluştu. Şimdi isterseniz dediğim gibi burada da bitirebilirsiniz çiçek modelinizi. Şimdi bakın şu ilk başta çekmiş olduğumuz üçlü trabzan zincirin içerisinden şöyle yavaş yavaş biraz kalın geldi bu zincire. Böyle yukarıya doğru kaydırma tekniğiyle bakın şöyle buraya geliyorum. Tam şu noktaya arkadaşlar. Biraz burada kopukluk yaratabilir ama olsun, sorun değil. Şimdi bakın burada tam şu iki zincir yaprağın arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Şimdi tam bu noktaya trabzanın olduğu noktaya batıyorum. Ve çekip sık iğneyle ya da kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir. 9'da çekebilirsiniz. Tercih sahip. İki yaprağın arasındaki şuradaki sütunun trabzanın başına tam ortasına batıyorum. Ve çekiyorum sık iğneyle yine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çekiyorum. Fark etmez. Hep aynı sayıları takip edersek arasına atıp sık iğneyle şöyle bir zincir boşluğu oluşturuyor çiçek yaprağının üzerine. Yani bir sonraki kademede çiçek yaprakları yapacağız. Böyle toplam 8 ya da 9 zincirlik çekip arkadaşlar bu başlama noktasına kadar geliyoruz. Evet, bu sıranın da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bakın yapraklarımızın üzerine yapmış olduğumuz 9 zincir çektiğimiz zincir boşluklarımızı tamamladık. 12 tane. 12.yi gösteriyorum. Şöyle bakın birinci aşama. Birincisi bu. İkincisi şu. Sonuncusu pardon. Başlama ve sonları gösteriyorum. Buraya batın. Sık iğneyle sabitliyorum. Şimdi bu 9 tane zincirimizin içerisine girip bakın. Şurada ipimi tığımın üzerine alıyorum. Giriyorum 9 zincirin içerisine. Tek seferde çıkarıp bir yalancı sık iğne. Yani yarım kroşe yapıyorum. Tığ işi. Trabzan. İki tane yapıyorum. İpimi tığımın üzerine doluyorum. Atıyorum. Doladım bir. İki kere de çıkarıp ikili trabzan. İkili trabzan. Bir öncesindeki yani tekli trabzandı arkadaşlar. Şimdi iki tane yaptık. Şimdi ipimi tığımın üzerine doluyorum. Bakın burada. Doladım bir. İki ve üç kere de çıkarıyorum. Şimdi buraya geçeceğiz.
Geçmeden önce bir, iki tane zincir çekiyorum. İpimi sarıyorum. Buraya giriyorum. Karşısına yani. Bir, iki, üç. Üçlü trabzanla bitirdik. Burada üçlü trabzanla başlıyoruz. Sarıyorum. İkili trabzan iki tane yapmıştık. Bir. İki tane ikili trabzan. Nasıl yapmıştık baştan? İki tane de tekli yarım kroşe ile çiçek yaprağımızı tamamladık. Bakın şimdi buraya geçiyoruz. Geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir işlem yapabilirsiniz burada. Sarıyorum. Giriyorum. Bir, iki tane tek bir trabzan ya da yarım kroşe ya da yalancı sık iğne ne derseniz deyin. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Bir ve iki tane çıkarıyorum. İki kere de ikili trabzan. İpimi tığımın üzerine sardım. Bir, iki. Bir, iki tane zincir buraya. Karşısına geçtim. Bir tane üçlü trabzan. İki tane ikili trabzan. Ve iki tane de yaprağımızı tekli trabzan ile kapatıp bir sonraki zincirimizin içerisine girmek üzere ilerliyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay ve basit. Bakın. Ben şimdi bitireyim. Sizlere çiçek modelimizin çiçek yaprağımızın nasıl görüleceğini göstereceğim. Umarım severseniz siz de yaparsınız. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar böyle ben tamamladım çiçek modelimizi. Böyle istediğiniz kadar genişletebilir, örtüler yapabilirsiniz. Bakın. Şimdi son aşamayı da gösteriyorum. Nasıl bitireceğini yeni başladıysanız şaşırmayın diye. Arkamı modelimizin arkasını döndüm. İpimi tığımı arkadan geçirip bir de düğüm atıp makasla kesip uygun bir yerlere kesilen ipi saklayabilirsiniz. Bakın böyle arkadaşlar. Dantel ipliklerinden ya da farklı rengarenk ipliklerden. Bakın burada farklı renk kullanabilirsiniz. Güzel bir ütüyle. Kullanılan her ipin dokusu farklı olacağı için kimi ipler ütü gerektirmez. Güzel kalıp gibi de olabilir. Böyle tatlış bir çiçek modeliyle sizlere fikir vermeye çalıştım. Umarım seversiniz. Sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarla görüşürüz. Yorumlarınızı da dört gözle bekliyorum. Sizlerle diyalog halinde olmak beni mutlu ediyor. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bakın arkasında böyle